Petek Dinçöz'ü ilk olarak içeride kuliste gördüm ve aklıma ilk gelen soruyu soracağım. Kaç adam acaba onun için ölmüştür? Geride kaç leşin var dedim ilk soru bu. Kaç leş? Zincirli kuyuya bakmak lazım değil mi? Tövbe yarabbim. Kaç insan kavga ettiler Petek Dinçöz için? Kaç adam? Neler oldu? Geride neler bırakıldı? Bütün o heyecan. Aslında çok maceralı bir hayat. Evet. Çok karışık bir hayat. Ben çalışırken de yaptım. Yorulmadım bu kadın dedim içimden. Bugün aynı soruyu kendime sordum. Ya. Bak yemin ediyorum mutfaktayım. Oğlumla işte brokoli çorbası. Aman dedim hani beslenmesine hepimiz her anne gibi tabii ki ben de çok dikkat ediyorum. İşte bir gün sebze yediysek ertesi gün karbonhidrat, ertesi gün protein böyle bir takıntım var. O sırada dedim ya Petek. Ne kadar yoğun tempoda bir hayat yaşadın. Başka bir insan olsa ya çıldırırdı, kafayı yerdi. Ama Allah'a çok şükür çok iyi atlattım. Hayatı güzel yaşamayı öğrendim. Yaşadıklarım bana aslında nasır oldu. Nasıl atlatıldı? Yani formülü ne bunun? Sakinliğimi her zaman korudum. Sustum. Hep sustum. Patlamadı mı insan için? Şişer insanın için. Haklısın. Aynanın karşısına geçtim. Bağıracaksam, ağlayacaksam kendime hep şikayet ettim. Kendime konuştum. Sen burada hatalıydın. Sen burada yanlış yaptın. Gerçekten aynanın karşısına geçtim. Kendimle yüzleştim. Kimseye değil. Kimseyi artık suçlu görmüyorum. Hata ne peki ya? Yani çok konuşmaya... Seçimlerimiz olabiliyor Aslı'cığım. Yaptığımız seçimlerde yanlış yapmış olabiliyoruz. Kimsenin alnında bu iyi insan, bu kötü insan, bu fesat, bu ikiyüzlü, bu seni kullanır yazmadığı için hem arkadaş çevremizde bahsediyorum. Yeri geliyor ailemizden bile annen baban seni çok seviyor ama akrabaların sevmiyor mesela. Örnek kimseyi seçemiyoruz. Alnında ne yazıyorsa onu görüyorsun. Her şey bir kısmet deniyor ya aslında. Her şeyi biz kendimiz ayarlıyoruz. Yolu biz çiziyoruz aslında. Ben yaşadıklarımda şunu öğrendim. Özet geçeyim. Şu anda ekran başında olan bir sürü bayan da vardır. Yanlış seçimlerde, iş hayatında yanlış bir seçim yapmıştır, mutsuzdur. Özel hayatında mutsuzdur. Artık mutlu olduğum yerdeyim. Mutlu olduğum evde, eşte, işte. Artık mutlu olduğum yerdeyim. Artık insanların, ay canım bana kırıldı mı? Ay üzülmesin ya ben alttan alayım. Artık hiçbir şeyi alttan almıyorum. Yani şunu mu anlamamız gerekiyor? Bir yuvan oldu aslında. Yani yuva içi dolu bir şeydir ya hani bir ev değil, bir evlilik bir ev değil. Gerçekten bir yuvan var artık. Yani bunu mu anlamak gerekiyor? Zaman geçti. Evren, Rabbim bu yuvayı bana şimdi uygun gördü ve ben şimdi bu zamanda yaşıyorum. Yoksa herkes evleniyor. Yani dışarıdan çocuğu da oluyor evlilik içinde ama yuvası olması başka bir şey. Başka oluyor. Bir şey. Her yer yuva olmuyor. Çok başka. Çok. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Evliliğimde. Üçüncü evliliğim. İnşallah son olur. Yani her şey. Ben çok açık konuşmayı seven bir insanım. Özü sözü bir olan bir insanım. Sahtecilik yapamayacağım şimdi. Tanıyanlar da bilirler. Saklamam hiçbir şeyi. İnşallah çocukluk aşkımla evlendim. İnşallah o da beni beklemiş. Ben de onu beklemişim. Şu anda bir araya geldik. Umarım ki bu güzel evlilik ömür boyu ölene kadar sürer. Birbirinizi beklediğinizi, birbirinizi bulduktan sonra mı fark ettiniz? Yoksa gerçekten beklenmiş mi böyle yıllarca? Ben beklemişim, o da beklemiş. Şimdi oturuyoruz, konuşuyoruz mesela. Ya diyorum ben tam arayacaktım, seni hayatında biri vardı. O da diyor ki ben seni tam arayacaktım, senin de hayatında biri vardı. Hiçbir şekilde cesaret edememişiz. Niye korkmuşuz? Ama korkulur şimdi hayatında biri varsa da yani korkulmaz mı? Normal. Ama nasılsın, iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Seni gördüm, mutlu oldum falan. Yani bir yerde de karşılaşmadık aslında. Karşılaşsak belki de her şey başka olacaktı. Bir yerde karşılaştık. O da bilerek karşılaştırıldık. İlk defa söylüyorum bunu. Ben her zaman söyledim Nida'ya aşık olduğumu. Herkese söyledim. Hep yıllar boyunca. Herkese söyledim. Aklına hiç bitmedi kim geliyorsa. O aşk. Hiç bitmedi. 16 yaşındaydım Aslı. O başka bir şey. O başka bir iletişim. Başka bir enerji. Kendimi onda buldum. O da bende buldu. O 25 yaşındaydı. Ah diyorsun tamam. Oturuyorsun gözlerinle anlaşabiliyorsun. O kadar iyi biliyor. Ciğerime kadar beni. Hani bir laf vardır ya beni ciğerine kadar iyi tanıyor. Gerçekten Nida
mutsuzken beni anlayabiliyor, konuşmadan ne istediğimi bilebiliyor. En önemlisi de oğluma çok güzel abilik yapıyor, aslanıma. Bir şey söylüyordun tam hani. Vazgeçtim, çaktırma. Yok. Ama merak ederim. Sen herkese söylüyorsun aslında o sürelerde. Yani 16 yaşından sonra yıllar boyunca bugüne kadar hep o aşk devam ediyor. Evet, arabayla gidiyordum. Diyordum ki şoföre, bekle burada. Diyordu ki çocuk, Fidik Hanım neye bekleyeceğiz? Korumalar burada kapıda. Hani gece kulübüydü. Hı hı. Belki hani bir çıkarken girerken görürüm diye. Hani in arabadan değil mi? Ya ne haber ya de. Biliyor musun de hani ben seni unutamadım, edemedim. Demedik şimdi ama diyoruz. Hiçbir zaman unutmamışız. Peki nerede bir araya getirildiniz? Ben Amerika'ya gittim. Hı hı. Amerika'da. Bak unutmuyorum gördüğün gibi. Tabii. Amerika'ya gittim. Amerika'da dedim ki bir arayayım bakayım. Bir sesini duyacağım artık. Yeter ya dedim. Kaç sene geçti. Bir iyi mi? Sağlığı nasıl? Bir konuşayım. Görüntülü aradım. Açmadı tabii. Saat farkı olduğundan dolayı. Sonra kendisi aradı. Konuştuk. Bir tuhaf oldu içim ya. Ben onu hala 25 görüyorum her baktığımda. Bir de görüntülü aramak da ne yürek yemişlik değil mi? Sus. Hayır ama çok acayip değil mi ya? Çok. Görüntülü arıyorsun. Dan diye yıllar geçmiş. Ama şey dedim ona. Eğer ki dedim seni çok çökmüş, yaş almış görseydim. Buluşurduk. Bir kahve içerdik. Ama kahve içmezdim. Limonata içerdim. Daha soğuk ya çabuk biter. Hı-hı. Ama şimdi böyle yakışıklı görünce kahve içelim dedim. Sıcak ya kahve. Yavaş bitiyor ya hani o kahve bitmesin yani yavaş yavaş. Güzel aşk güzel bir şey. Sonra öyle başladı. Aynen öyle başladı, kopamadık. Hayır ben siz arada nerede bir araya getirirdiniz hala onu öğreniyorum. İstanbul'a geldim ben. Dedim ki işimi özledim. Ha. İşimi yapmayı çalışmayı çok seviyorum. Bir ara kabuğuma çekildim anne olduktan sonra. Oğlum büyüsün. Oğlumun her aşaması büyüme aşamasına yanında olayım. Daha sonra dedim ki Petek yeter artık kabuğundan çık korkma. Çık yaptığın iş güzel bir iş. Hem televizyon programı hem sahne. Niye bekliyorsun dedim niye oturuyorsun? Artık çocuğun zaten 7 yaşına geldi. Büyüdü. Dedim ki İstanbul'a geliyorum. Şarkı çalışmaları var. Sen de bir kahve içelim. Çiçekleri almış gülleri. Tabii bir tuhaf oluyor insan yani. Hani dedim İlk buluşmaya güllerle geliyor. Evet. Dedim ki Allah Allah niye çiçek getirdi ki bana? Hani tuhaf geldi bana da şimdi çiçek. Bir de ben çiçek sevmem. Hani koparılıyor falan, hı hı. O toprakta seviyorum onu. Teşekkür ederim Nida dedim. Hiç değişmemişsin dedim. Bir ağlama isteği geldi. Böyle bir çocukluğuma gittim herhalde. 16 yaşındaki Pete'ye gittim herhalde. Bir ağlama hissi geldi. Tuhaf bir duygulara kapıldım. Sonra dedi ki Petek biz ayrılamayız. Biz en güzel evlenelim. İlk görüşmede. Evet. Evet dedim okey o zaman evlenelim. Risk almayı artık seviyorum. Risk almaktan korkmuyorum. Eskiden çok korkuyordum. Şunları söylersem insanlar ne der? Hani hep güçlü durmaya çalışıyordum. Ya eskiden risk almaktan korkan kadın mı bu? Yani risklerin babasını almış kadın. Ben de şimdi şöyle. Gerçekten. Gerçekten ama. Yani hepimizin korkacağı riskleri almış bir kadın mı risk almaktan korkardım diyor. Şimdi artık hiçbir şekilde korkmuyorum. Kim ne der? Beni kim sevdi, sevmedi umurumda değil. İyi insanla kötü insanı ayırt edebiliyor musun? Şimdi 10 tane 1 lira 10 lira ediyor değil mi? 2 tane 5 yine 10 ediyor. Ben hayatımda etrafımda herkesi azalttım Aslı. Çok kazık yedim. Çok arkamdan vuruldu. Her şeyimi paylaştım. Şimdi paylaşmamayı öğrendim. Birkaç dostum var. Bunlardan biri de Açelya. Saat kaç olursa olsun aradığım, akıl danıştığım. Ben biraz süpürge akılım. Yani emici bir insanım. Nasıl? Her sektörden arkadaş edineyim, hı hı, ve onlardan akıl alayım. Hı hı. Çok seviyorum. Araştırmayı çok seviyorum. Çocukluk dönemimde okuyamadım. Ben hemen erken yaşta çalışmaya ve aileme bakmaya başladım. İlk yaptığım iş İstanbul Fuarı'nda araba hostesliğiydi. Saatlerce dururdum. Eve geldiğimde annem tuzlu sular, hı-hı, koyardı ayağıma. Şişerdi ayaklarım. Hani eve para götüreceğim, eşya alacağım. Evin kirasını vereceğim. Böyle bir çocukluk yaşadım ve ondan sonra da dedim ki yani paylaşayım, her şeyi paylaşayım, maddi ve manevi. Şimdi artık manevi olarak derdimi, tasamı kimseye anlatmamayı öğrendim. Dostlarımı da azalttım. Hı hı. Azaltınca insan çok mutlu oluyor. Her şekilde çok mutlu oluyor.
İnsan yoruluyor, herkese de yetemiyor. Eskiden o enerji oluyordu. Yani bir olayı mesela biri seni aradı, beğendiğin adam seni aradı. 10 kişiye anlatabiliyorum. Şimdi insan yoruluyor. Yani bir kişiye ya da iki kişiye anlatmak yetiyor. Aynen. Üçüncüyü aramaya mecalin olmuyor ki. Sen güvenebilir, kaç tane arkadaşın var Aslı senin? Ya benim de tabii yıllarla oluyor ama var yani. Azalttığın sevdiğin vardır ama. Tabii yani, dostlar ayrı. Ben acayip ya diyordum ki ya ben hani mezara kadar benimle arkadaş kalır. O kadar güvendiğim insanlar. Öyle bir dünya yok. Mezara kadar diye bir dünya yok. Yok. İnsanın anası babası ölüyor. Mezara evet. kadar diye bir dünya olmuyor. Yani kalıyorsun ortada. Hani, aynen. Aynen. Güvenmemeyi yaş aldıkça değil aslında. Kazık yedikçe öğreniyoruz. Peki şöyle bir şey olmuyor. Olmuyor muydu? İnsan genç yaşta, küçük yaşta ebeveynlerini kaybedince, ebeveynlerinden birini ya da sanki herkes hayatından gidecekmiş gibi hissettiği için bazen kimi kişilikler tutunuyor, bırakmıyor. Hı hı. Kimileri de ya o gitmeden ben bırakayım'a girip kolay vazgeçici oluyor. Hangisi oldun? Şimdi benim hayatımdaki dönemde rahmetli babam, ben kız evlat olduğum için hastaneye gelmemiş. İzmir'de sayılı ailelerden birinin kızıyım aslında. Ama gece hayatına o kadar düşkün bir adammış ki birçok iflaslar yaşamış. Allah rahmet eylesin. Babamı da affettim. Birçok insanı affettim ki öbür dünyada karşıma çıkmasınlar diye Aslı'cığım. Affetmek çok önemli bir şey. Diyorsun ki ben hakkımı helal ediyorum, affediyorum, yoluma dümdüz devam ediyorum. O yüzden çocukluğum biraz zordu. Baba sevgisi de almadan büyüyen bir genç kız olduğun için de hayattaki herkese böyle baba gibi görüyorsun ve güvenmeye çalışıyorsun. Herkes. Bunda da yanlış olduğunu gördüm. İşte yaşaya yaşaya. Ama artık şimdi özetle kimseye güvenmemen, sadece kendine güvenmen gerektiğini biliyorum. O zaman biliyorum. Tutunmuyorsun. Yani tutunmayacaksın. Asla. Gitmesin bırakacaksın. Diye. Tamam. İpleri bırakacaksın. Asla. Baba gibi herkesi gördüğün ve güvendiğin vakit çocukken, o zaman çok kolay emir komuta zinciri altına da girdin ki biliyoruz bunları da. Yani çok kolay değil mi? Senin yönetmeleri de kolaylaştı. Aynen. Çok yönetildin mi? Yani böyle değil, böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Eğer gözyaşlarım birikseydi, şu bardaktaki sudan taşar giderdi. Çok kullanıldım, çok yönlendirildim ama kimseye anlatamadım. Ama artık ben yönlendiriyorum hayatımı, kimseye bırakmıyorum. Oğluma da şunu anlatıyorum her sabah. Hep olumlama, hep güzel konuşmalar. Mesela bir örnek ver misin? Hayat bugün çok güzel geçecek anneciğim. Anne diyor nasıl güzel geçecek? Anneciğim diyorum o kadar güzel şeyler öğreneceğiz ki, o kadar güzel şeyler duyacağız, izleyeceğiz ki. Diyeceksin ki ay anne bugün çok güzel geçti. Hep onu böyle kodluyorum. Çünkü ben şöyle kodlayarak büyütüldüm. Aman yapma, aman gitme, aman başına bir şey gelir. Aman dışarıda açıkta bir şey içme. Türk filmlerinde biliyorsun ilaç atarlarmış. Bizim büyüklerimizde aman kalabalık yerlere gitme kızım başına bir şey gelir diye büyütüldük. Bizim jenerasyonumuz çok farklı Aslı. Daha sonra korka korka yanlışlıklara sapıyorsun. Bu sefer ne oluyor? İyi niyetin kullanılıyor. Kendini kullandırıyorsun. Yanlış yönlendiriliyorsun. Artık asla kimsenin yönlendirmesiyle hareket etmiyorum. Ben bugün buraya böyle mi çıkmak istedim? Ceketimi ne dedi basın danışmanım Emre? Evet, evet. Dedi ki Petek Hanım ceketinizi giyinize. Hayır. Böyle çıkacağım. Giymedi valla. Yok böyle Stalin'i çıkacağım. Stalin'i de giydirmeye çalış. Önce bir git. Cemal de Emre de yok dedim hiç. Saçımla böyle mi mutluyum? Böyle. Yarın saçımı siyah yapabilirim. Bir şey algı var. Saçınla başınla oynayan kadın mutsuz kadın. Hayır. Ben kendimi nasıl görmek istiyorsam ona bürünüyorum. Ya hep öyle değil miydin ama? Yani hayır bu sonradan mı oldu? Değildim evet. Sonradan oldu. Hani sanki hep öyleymişsin yok, gibi. Yok. Yani... Hiç. Bu peki ama zarar da vermez. Bu sefer de hani durduk yere bir inatlaşma da olmaz mı? Bazen bu da zarar verebilir. Sırf o eski günlerin hıncını yani şey gibi. Hayır ben bunu böyle yapacağım deyip inatlaşa da bilirsin aslında. Özgürlüğün tadını çıkarıyorum aslında. Ne güzel. Peki bu özgürlük kaç yıllık bir özgürlük? 3 yıllık, 5 yıllık? Yani şimdi yani Petek Dinçöz'ün özgürlüğünü ilan edişinin kaçıncı yılını kutluyoruz biz şimdi? Çok güzel bir soru sordun Aslı. Yani dönüm noktan neresi oldu?
Amerika'dan döndükten yani, sonra yani Amerika'ya gitmeden önce aslında 2-3 senedir ben özgür bir kadınım. Evet. Bu özgürlüğü almam çok uzun sürdü. Kendimle çok savaştım. Çünkü o kadar bastırılmışsın ki çıkamıyorsun yüzeye. Hani kafandan bastırılıyorsun çünkü bir şekilde psikolojik olarak. Ama öyle bir çıktım ki hiç asla şu anda kimse beni durduramaz. Kabuklarımı kırdım. Arka arkaya şarkılar geliyor. İşte o yüzden oradan pay biçim. Bunca yılın şeyi hıncı. Tabii hıncını. Arka arkaya. 5 tane içeride şimdi saydık. 5 tane arka arkaya. Dedim ki yok ya klibi de çekeceğim, şarkıları da çıkaracağım. 5'te 5. 5 klip, 5 şarkı, fotoğraflar. İnsanlar böyle yapmıyor. İnsanlar 2 senede bir, 1 senede bir. Yok dedim. Kaybettiğim, beklediğim ya da bekletildiğim zamanı geri alıyorum. Hemen arka arkaya daha şu an 2 tane de çıkmak üzere olan yolda şarkımız var. Bir tanesi en büyük hayallerimden biri dünyaya açılmaktı. Şimdi Amerika'da olan herkesin iyi tanıdığı sürpriz olsun kişiyle düet şarkı yapacağım. Ama şu anda sonra söylerim. Emre yok değil mi burada? Emre yok söylesene. Rap. Rap müzik sanatçısı. Şey, Amerikalı. Amerikalı rap müzik sanatçısı. Gideceğim Amerika'ya şimdi Aslan'ın okulu açılacak. Ama Doğu Demirkol'da adını söylemişsin. Ya sus söyledim de sonra ama basın danışmanım mahvetti beni. Söylemişsin ama yayınlanmış Aslı'ya yani. Aslı'ya sakın söyleme dedi. Emre, nerede Emre gel? Nöbetçiler Emre'yi getir. Güzel olacak, güzel olacak. Onun dışında çok güzel bir slow şarkı buldum. Sevgili Kutsi ile okuduğum doğum günü tadında. Evet. Sevgiler yolluyorum. O vardı ona. Ya, evet. Evet. Senden sonra yaşadım mı bilemedim. Tanrı'dan tek dileğim, beni sensiz bıraksın. Anlamadım, ne istedin bilemedim. Gözündeki yaşlarla ellerin bensiz kalsın. Türk sanat müziğine bağladım. Pop şarkı da. Ay devam nakaratı söylesene. Nakarata gelmiştik tam. Nice mutlu yıllara doğum günün hatırına unutmak zor olsa da arama bundan sonra. Küvetli sevgiler, olan bu muydu? Küvete giriyor. Küvetli aynen, olan buydu aynen, aynen. Tamam hatırlıyorum. Kutsi geliyor kurtarıyor. Evet. Şimdi çok güzel bir şarkı yakaladım. Ay, düet yapacak insan bulamıyorum. Hepsi bir şekilde proje albümlerine başlamış. Buradan sesleniyorum yeni nesile, yeni arkadaşlarımıza sesi güzel olan ben de çıkacağım diyenlere Instagram adresime bana ulaşsınlar. Düet yapacağım. Peki kalbinden biri geçmiyor mu? Dileğin vardır ya şununla yapsam diye. Yani ben aslında herkesle yaptım bugüne kadar. Sevgili Ferhat Göçer'le düet yaptım. Özcan Deniz'le yaptım. Kutsi'yle yaptım. Resul Dindar'la yaptım. Ay be içinden geçen hani şununla da yapsam şöyle ne güzel olur. O şarkıyı düşündüğünde mutlaka vardır. Yani ilk şarkıyı duyduğunda var. Şununla yapsam var dediğin da. Vardır. Keşke sevgili Orhan Baba'yla var. Orhan Gencebay'la var. Bir de Emre Aydın var. Hı hı. Değişik bir proje olabilir. Bakalım sürpriz olsun. Evet belki onlardan biri olur. Ne güzel. Bizim program uğurlu gelir vallahi olabilir. Hadi sen inşallah. Dile burada yani olur o. Zaten zeytinler, meytinler, bereket, zeytinyağları falan acayip bir enerji. Yakında Telli Baba'ya bağlayacağım ben. Bak sus. Arkadaki oraya da dile kastıracağım sana birazdan. Tamam. Yani bir hani Telli Ana diye gelebilirsiniz buraya. Olduğunda bir kutu kesme şekeri getirsen tamam. Duayla. Tamam kesin getiririm. O zaman tanımamı alalım mı? Hadi söyleyelim. Tamam vallahi tanımam. Aşkına muhtacım dedin, sevdim, seviyorum seni çok dedin. Sensiz yaşayamam gülüm kal dedin, senden gönlünü istedim vermedin. Aşkım, aşkına muhtacım dedin, sevdim, seviyorum seni çok dedin. Sensiz yaşayamam gülüm kal dedin, senden
tanımam. Yok yok yok, bir daha aramam. Sana çok 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 şu gönlü açamam. Seni sevmek mi? Tövbeler olsun. Bir daha yolda görsem tanımam. Sevgili Ümit'e sevgiler yolluyoruz buradan. Bu şarkı Ümit Yaşar'a ait. Evet. Evet, şimdi hızlı sorulara geçmek istiyorum ben vallahi buradan. İçinde kalan ne var? Hızlı hızlı. Ana haberleri sunmak istiyorum. İş hayatı mı, aşk hayatı mı? İş. Bilinmeyen bir yanın var mı? Var. Keşke yapmasaydım dediğin ne var? Geçmişte yaptığım, acemice yaptığım... Açıklamalar. Hiç kopya çektin mi? Çok. Tutarlı mısın, tutarsız mı? Şimdi tutarlıyım. Onsuz olmaz dediğin kişi? Oğlum. Ekran koruyucu mu, kılıf mı? Ekran koruyucu. Kazanova mı, evin erkeği mi? Evin erkeği. Güldüren mi, düşündüren mi? Düşündüren. Geç kaldın mı? Hiç. Dedikodu grubu mu, müzik grubu mu? İkisi de. Bir günlüğüne kim olmak isterdin? Oprah. Dans etmek mi, şarkı söylemek mi? İkisi de olmazsa olmazım. Müzik camiasında dost mu, daha fazla düşman mı? Benim çok düşmanım var. Çalışkan mı, tembel mi? Çalışkan. Tersin pis midir? Uf. Çanta mı, ayakkabı mı? Ayakkabı. Tükendin mi, tükettin mi? Şimdi tüketiyorum. Dizi mi, film mi? Hayatım mı? Dizi mi, film olsun. Aldatıldın mı? Çok. Pijama mı, sahne kostüm mü? Sahne kostümü. Kışın pantolonun altında kilotlu çorap giyer misin? Giymem. Hadi ya. Para güzellik getirir mi? Ama sahneye çıkarken hep bir tayt giyerim. Ha. İçim görünmesin diye. O bende bir takıntıdır. Para güzellik getirir mi? Getirir. Müzik camiasını 3 kelimeyle anlatır mısın? Tehlikeli, heyecanlı, başarılı. Müzik camiası. Aynen. Peki o zaman zamandır bu kadar bitti. Vallahi sordum, bak hemen hızlı hızlı sordum yani. 2 dakikada yetiştirdim mi? Vallahi helal bana. İlk kez 2 dakikada yetiştiriyorum. Ama hızlı cevap verdi. Peki, geçmişteki açıklamalar dedin ya, hı hı. Çok mu fazla açıklama yaptın? Çok saçma konuştuğum, yani cahilce konuştuğum açıklamalar oldu zamanında. Ya. Röportajlarda. Şimdi diyorum ki yani gençmişiz. Küçükmüşsün ya. Yani evet. Küçükken yani, insan... 19 yaşındaydım, Maksim'de sahne salak alıyordum. Salak oluyor, salak insan. Gerçekten salak oluyor, evet. Hı hı. Yani salakça yaptığım çok açıklama vardı. Bilinmeyen bir yanın ne var? Bilmediğimiz yanın ne? İşte şimdi söylersem herkes bilmiş olacak. İşte bilelim ne var? Bilmediğimiz yanın ne? Mesela çok
çok büyük takıntım var. Hangisi? Temizlik takıntım var. Aa. Halıları siliyorum. Bu ama bilinen bir siliyorum. Şey bu bilinmeyen bir şey değil ki. Feci benim. Bilinen bunu biliyoruz. Geçelim. Bilinmeyen bir taraf değil bu. Bu temizlik takıntını herkes bir biliyor. Bir de elma sirkesi takıntım var. Muhakkak elma sirkesiyle yıkanırım. Nazara karşı. Her banyoda kötü enerji. Aynen. Böyle yani buram buram sirke kokar kafam, vücudum. Hadi ya. Aynen. Yani böyle mesela duşu buruşur yaptın. Buruşur vücudum yani. Hayır duşu yaptın, saçını falan yıkadın. Sonra mı döküyorsun? Hayır öyle değil işte. Şimdi bu sirke ya. Evet. Bu sirkeyi alıyorum böyle. Yani sirkeyle abdest alıyorum elma sirkesiyle. Yüzüne falan da. Her yerime. En son çıkarken mi? Aynen. Sonra nemlendirici tabii her yerim asit yandığı için nemlendiricileri sürüyorum, gözümü yıkıyorum. Yani bayağı bir yoğun şekilde kullanıyorum. O zaman yarıya iniyor şişe. Nazara inanıyorsun. Çok inanırım nazara. Ha. Negatif enerjiye çok inanırım. O yüzden hep böyle bir elma sirkesiyle çok güzel bir bağım vardır. Saçları da parlatıyor. Herkese tavsiye ederim. Ne güzel. Peki bir dakika. Şimdi tutarlıyım dedin ya. Tutarsız mıydın? Eskiden mutsuzluktan çok tutarsız olduğum anlarım vardı. Bir anda böyle ekibime bir anda sinirlenebiliyordum Aslı. O kadar çünkü mutsuz bir hayat yaşıyorsun ki perde arkasında mesela. Bir anda bağırabiliyordum. Yüzüm gülmüyordu. Keyif almıyordum. Hiçbir şeyden zevk almıyordum. Tutarsız davranışlarım vardı. Bir de ikizler burcu. Herhalde bilmiyorum yaşın getirdiği de tutarsızlıklar olabilir. İkizler burcu hakikaten bir dengesizlik. Bir dengesizlik. Yani bir var, var değil mi? Var. Ama yok törpüledim artık. Müzik camiasından düşman çok ha çok, o kadar. Çok çok çok. Hele benim kategorimde hiçbiri istemiyor. Beş ismi geçmiyor benim kategoride. Hiçbiri de istemezler altıncı bir kişi daha gelsin. Bak şöyle söyleyeyim sana. Ekrana bak yıllarca aynı isimler. Ya neden? Sorma. Neden? Yani bu bana hep soruluyor. Evet çok düşman var ama kimse şunu söylemiyor. Ya bu kadınlardan artık adamlar, kadınlar hep aynı isimler. Ya yeni isimler çıksın. Çıkmıyorlar çünkü çıkartılmıyorlar. Yani o beş kişi mi? Beş kişi ya da on kişi. Geçmiyor. Beş parmağını geçmiyor yani isimler. Aralarına ama her sektörde var bu. Doktorda sektöründe de var. Gazeteci camiasında da var. Yani belli başlı isimleri hep görüyoruz. Tersin pis olup ne yapıyorsun? Gözüm hiçbir şey görmez. Gözüm ne kararır. Ne yaparsın bayağı böyle? Yani şey bazo mazo kafaya gelir mi? O çok hafif kalır. Hadi ya. Hele ki anneliğimle ilgili. Ben her sabah saat 6'da kalkarım. Oğlumu okula yollarım. Ondan sonra sporuma giderim. Sporumu yaparım. Normal röportajlarım varsa röportajımı yaparım, evde yemeğimi yaparım. Tabii ki evde bize yardımcı olan bir kardeşimiz var. Ama kendi işimle hep ev düzenimi hep kendim ayarlarım. Ama eğer ki anneliğimle ilgili biri bir laf etsin, adamın beynini çıkartırım kafasından. O derece bildiğimiz yani. Gibi ya Hannibal Lecter gibi mi çıkarıyorsun? Hani yani, yapmıştı ya bir kafayı kesip beyni yiyordu. Öyle bir şey mi gerçekten? O derece fiziksel. Kesinlikle yaparım. Hadi ya. Bak gerçek söylüyorum. Kimse kimsenin anneliğine asla laf etmemeli. Hiçbir şey söylememeli bence. Bir de yaptığım işte hep başarılı olmayı isterim. Bu konuda da bütün kişisel gelişim kitapları olsun, kendimi geliştirmek amaçlı ya da ne yapıyorsam. Mesela ana haber sunmak istiyorum dedim ya sana. Buradan bütün Azerbaycan'daki izleyicilerimize sevgiler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bakü'de bana bir kanalda ana haber sundurdular. Azerice'mde. Seviyorum, risk almayı seviyorum işte. Acaba yapabilecek mi? Azerice ya. Mi yaptın? Yapabildin. Yemin ediyorum. Tabii okudum o karşıdan da yani ama... Yine de kolay değil çok değildi. Yani. Peki bir dakika şimdi geriye dönüyorum bakıyorum. Artık tüketiyorum diyorsun. Geçmişte tüketildin. Aynen, şimdi aynen. Sen tüketiyorsun. Gözünün yaşına bakmıyorsun yani. Yok. Hadi be. Mesela çok aldatıldım dedim ya sana biraz önce. Kesinlikle aldatılmışımdır ama yakalamadım. Ama aldatıldığımı hissettim. Orada da beyin çıkarma eylemlerin oldu mu aldatıldığında yok, falan? Yok hiç yani aldat. Şimdi mesela Nida beni aldatsa. Ne yaparsın? Hiç umurum olmaz. Güle güle derim yani. Öyle devam da etmezsin. Yok oğluma karşı çok kıskancım mesela. Nasıl bir kayınvalide olacağım bilemiyorum.
Ay hakikaten ama şimdi düşününce korktum i̇şte bir an. Sana. Şimdi çocuğun hayatına girecek. Kadına yani. Hayır bana ne dedi biliyor musun? Anne dedi şu dedi evde işte birkaç tane aksesuarım var. Bunlardan bir tanesini bana verir misin anne dedi. Ne yapacaksın anneciğim dedim. Okuldaki kız arkadaşıma vereceğim dedi. Ben çalışmışım, kazanmışım. Sen gidip de bak hemen çocuk yapma. Bir dakika çocuk 7,5 yaşında. 8'e yeni girdi daha. Ben dedim çalışmışım. Kendi tırnaklarımla. Bunları söyledin mi çocuğa? Vallahi dedim. Sonra dedim ki Petek sen ne yapıyorsun? Karşındaki 7,5 yaşında, 8 yaşında çocuk. Daha dur bismillah. Tamam anne ya vermeyiz dedi. Çocuk dinledi bunları. Vallahi bak. Sonra ne sen... var ya dedi. Yeni alırsın kendine dedi. İyi güzel. Çocuğa da iyi bir hayat dersin. Sus Başak Burcu. Bir oğlum var. Yapacak bir şey yok, zor. Peki geçmişte aldatıldığın zaman kaldın mı o ilişki içinde? İnsan gitmeyi de kala kala öğreniyor ya. Yani bir oyun gibi düşün. Geçmişte bir oyun oynuyorsun. Hı. O oyunda da pişiyorsun. Sevdiğini zannediyorsun ama gerçek sevgi olmadığını anlıyorsun. Zaten gerçek aşkın Nida. Anlatabiliyor muyum? Bugüne kadar yaşadığım her şey için çok teşekkür ediyorum. Her üzen kişi içinde olsun... İş içinde olsun. Hepsi beni bir şekilde büyüttü. Ya büyüttü gerçek, ki şu an mutluyum. Ya gerçekten o evlilikler içinde bu adamı mı düşünüyordun? Şimdiki eşin Nida'yı mı? Nida sen, mi? Sen çocukluk aşkını biliyor musun? Hiç çocukken aşk oldun tabii mu? Tabii oldum. Adı oldum. Ne? Söyleyeyim mi şimdi buradan? Bana her şeyi soruyorsun. Hüsnü. İşte anladın mı? Unutamıyorsun. Kaç yaşındaydın? İngilizce öğretmenimizin oğluydu. 12 yaşındaydım. Yani. Ay çok da yakışıklıydı. Sevgiler şey yollayalım burada. Ay o zaman itiraf edeyim dur. Geçenlerde stalkladım Amerika'da yaşıyor evli. Şaka yapıyorsun. Evet vallahi stalkladım. Gel gidiyoruz Amerika'ya. Yok canım evli giderken... bak adam. Yok ha, canım, evli 12 mi? Yaşındaki. Ama işte bir şey söyleyeceğim. Karşı. Buradan mutluluklar dileyelim kendisine. Şunu söylüyorum. İnsan unutamıyor. Ha ben şimdi kameraman arkadaşımıza desem ki çocukluk aşkını hatırlıyor musun? Hiç aşık olmadıysa o ne ya? Ya ben hatırlamıyorum. Yok, hatırlar ya. Bizimkiler hatırlıyor ya. Musun? Hatırlar. Hepsi hatırlar hem de. Hepsi canım. Bak adı neydi? Nesrin dedi. Vallahi seninkinin bravo. Adı neydi? Ecem. Seninkinin adı neydi? Söylemem o, diyor. İşte, o söylemez Ketum. Öbürü de Cimin'in arkasına saklanıyor bak. Ha. Görünmüyor oradan sorma sonuçta bana diye. Sonuçta aşıksak hatırlıyoruz. Tamam ama bak şimdi ayrı bir şey. Onu hatırlamak ayrı bir şey ama ben de yani iki kere evlendim. Allah üçüncüyü senin gibi nasip edemiş. İki kere evlendim. Tutup da hüsnü demedim hiçbir evlilikçim. Gayet mesut. Kocalarımı severek yani o anda. O hani... başka bir sevgi. Ben yani... aşktan bahsediyorum. Ya onlara tamam, da iki kocanı da sevdin. Onlara da aşık oldum ama yani onu anlamaya çalışıyorum. Peki Hüsnü'yü bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben de tabii o ki. O çocuk geldi sonra unuttum gitti ama yani. Ama yok şu anda Hüsnü çıksa bence karşına. Bence yok canım ne olacak hiçbir şey olmaz Hüsnü karşıma çıksa. Hüsnü bence... sana hemen bilet alıyoruz geliyorsun. Bence senin gerçekten Nida Bey ruhuna işlemiş. Benim, bak beni, arada fark onu var. Onu nasıl anlatacağım bilemiyorum. Beni tamamlayandı. Hı hı. Beni her zaman tamamladı. Ya ruhumu da, tamamladı. Ya da başka bir şey söyleyeceğim. Aslında bakma sen ilişkilerinde çok kabus yaşamışsın ki of. Tutunmuşsun adamın hayaline. Bu da olabilir bak. Yani bazen insan kötü şey yaşarken geçmişteki iyiye tutunuyor. O da olabilir. Olabilir. Bilemeyiz ki olabilir. Yani kimse boşanacağım diye evlenmiyor tabii ki Aslı. Ama benim evet bir hayat onu bir şekilde çizdi. O başka... işte birliktelikler yaşadı, evlilik yaşadı. İnsan şunu diyor, bak sen şimdi ne dedin? Evlendi Amerika'da yaşıyor. Ya o dedin. Ama ben de iki kere evlen. Benim de öyleydi işte. O da evlenmişti. Hı hı. Bir araya gelemedik. Ama unuttuk mu birbirimizi unutamadık. Ama bizim durumumuz sizinki, farklıydı. Evet, sizinki farklı yani. Sizinki hakikaten. Farklıydı. Evet yani hayat belki de ikiniz de bu günleri hazırlamış. Evet. Belki o zaman bütün bunları sen yaşamasaydın belki bu iş böyle yürümezdi. Aynısını söyledim. Belki daha kötü olacaktı. Belki ayrılacaktık. Hı hı. Daha kötü anacaktık birbirimizi. O da diyor ki Allah demek ki bu zamana yazmış birlikteliğimizi. Şimdi doğru zaman diyor. Peki birinci önceliğin ne? Yani şöyle mesela daha genç yaşlarda çocukken yaşadığın evlilik, ilişkiye bakıldığında bence birinci önceliğin biraz babayı aramak, güven duymakmış. Şimdi bu yaşta birinci önceliğin ne bir ilişkiden? Bir erkekten daha huzur. Doğrusu. Ben şu an çok huzurluyum. O yüzden de bu bütün hücrelerime, bana yansıyor. Huzurlu kadın zaten ışık gibi parlıyor. Mutlu çünkü huzurlu. Yastığa kafamı koyduğum zaman tedirgin olmadan...
yüzüm gülerek uyuyorum ve yüzüm gülerek uyanıyorum. Bu çok önemli bir şey. Fakat bütün sorulara verdiğin yanıtlarda şöyle bir şey var. Bak, seçimin sahneden yana, seçimin pijamadan değil sahne kostümünden yana, seçimin ayakkabıdan yana, kariyerden yana, işten yana. Aslında sen şuraya baktığımda verdiğin cevaplarda sen sahne kadınısın. Yani hani yuva, evlilik tabii ki onlara ayrı aşk bilmem ne ama o sahnede olma hali, o pırıltılar içinde olma evet, hali, o tuvaletler seviyorum. İçinde olma hali. Çok seviyorum sahnede olmayı ama aslında bir de güçlü olmayı da çok seviyorum. Yani benim şu anda kolumdaki altın bileziğim işim. Hı hı. Yarın öbür gün Allah korusun ayrılabiliriz de, özel hayatımda Nida ile ayrılabiliriz, boşanabiliriz. Ama ne olursa olsun bir kadın muhakkak çalışmalı. Bir erkeğin arkasına sığınmamalı. Ne olursa olsun. Ben her konuda başarılıyım demiyorum. Benim de hatalarım, eksiklerim var. Ama muhakkak kendimi geliştiriyorum ve iş hayatında evet tırnaklarımı geçiriyorum artık. Ben de varım diyorum. O yüzden iş hayatımı önceliğe aldım. Anladın mı? Sen bu titizlikle pandemi döneminde ne yaptın? Kafayı yedim. Bodrum'a taşındım. Aslan'ı aldım. İzole bir ev. Kimseyle asla eve davet etmedim. Misafir almadım. Gelen paketteki her şeyi çamaşır sularıyla yıkadım. Sonra onun ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendim. Çamaşır suyu da çok tehlikeli bir madde. Maalesef çok fazla aşırı kullanımda hastalıklara yol açıyormuş. Titizlik hastalığına yakalandım. Pandemiden sonra sürekli şey oldu. Biri hapşırıyor ya Allah bismillah oluyorum. Hani tükürükleri gelmesin, şey olmasın. Hepimizde oldu bu. Bir panik atak, yarı panik atak olduk yani titizlikle ilgili. Evet doğru doğru. Şimdi biz bu yıl zeytin ağacı dedik. Her yıl bir sosyal sorumluluğumuz var. Bunu vermek istiyoruz ama evinin bahçesine ya da yoksa balkona, şeye saksıya, büyük bir saksıya eğer ekersen tamam, hemen su verince ederim. Kendine geliyor. Bizden bir zeytin çok ağacı olsun. Bir de ben kişisel bir dilek rica ediyorum. Toplumsal değil, kişisel. Petek Dinçöz'e ait bir dilek, arkadaki ağaca tamam. Asmak için bir dilek. Yani alta isimle beraber lütfen, isim soyadla beraber. Yazdım. Anne ne huzur. Yazdın? Ay herkes de huzur istiyor hayattan yeminle ben bıktım. Herkes babaanne gibi ay, çocuk oldu. Çocuk da yazsa mıydım araya? Hadi yaz dur. Bir de hadi şuraya da ikinci dileğini yaz. O zaman tek dilek yazalım çocuk yazalım. Hadi yaz sen tamam istediğin gibi yaz. Kafayı 500 karıştır. İstiyorum. Evrenin kafasını karıştırma. Uydurma şimdi bak şu anda şurada bak şu anda. Tamam. Şu anda öyle gel coştun içinden. Tamam, gerçekten tane realist. Aynı anda fırt 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 doğrayayım tane süper olsun. Şu güzel çok... vücut beşiz taşınca ne olur? Bak inan bana hiçbir şey olmaz. Aha benim vücut bu. Kadın o kadar megaloman yalnız. Ya bir şey olmaz spor yapacaksın. Yediğine dikkat edeceksin Aslı yani ne yapacağız kilo alırsın. O zaman ne istiyorsun? 500. 500 yazıyorum ya. Evde delirmez misin 500'le? Hepsi birden bir bak bağırıyor. Bir tanesini sana veririm. Anne! Rejidekilere veririm. Anne meme diye falan bağırıyorlar. Düşün bir emzirdiğini hayal hiç, et. Hiç bak bir şey söyleyeyim Aslan'a emzirdim. Hiç gösterim sarkacak diye korkmadım. 500. Ya, ne yapayım olsun ne yapayım? Aynı anda bağırıyorlar meme diye. Bak gözünün önüne gelsin aynı anda beşi de bağırıyor meme diye. Ay yok tamam bir tane olsun. Bak hayır tamam, tamam. Realist olma anlamında soruyorum. Yok bu pozitiflik gidebilir o anda. O beşizde şu anda tabii. Canlandırdım yani. Olmaz. Bir tane olsun sağlıklı olsun Allah isteyen herkese versin. Çocuk. Evet. O zaman ben de senin için bir dilek diledim. Teşekkür ederim. Onu bakayım. Hemen asayım. Benimki de bu. Ay aşk olsun. İşte annem meme işte. Yazmışsın ama. Ama işte çocuk olunca öyle olacak ya. Sürekli obur bir çocuk olacak hayır yani ama yani sürekli. Işte, ben işte, seni izlerim artık hayır, ya, bak, evde. Aramızdaki fark şu. Sen sadece dileğe odaklandın. Ben onu realize ettim kafamda. İmajine ettim ve tamam. Sana bunu sundum. Teşekkür bu da ederim. Sana imajine etmiş olma okay. Sunma halinin yazılarla vücudu. Tamam hatta ben bu zeytinyağı değil mi? Evet. Ben bunun şimdi bak. İçine incir koyacağım. Tamam. Yaptığım anne, araştırmada. İncirde çocuk sahibi olmak isteyenlere birebir bir kürmüş. Aa evet. Zeytinyağının içine incir koyuyorsun. Tamam. O Kaz Dağları'ndan şeyden geldi bizim Suava'dan çevreci. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. İnşallah keyif almışsındır. Bitti mi bir dakika biz bitirdik mi programı yani sona mı geldik? Aa evet evet bitmiş bir dakikamız varmış. Ben içimi döktüm. İyi ki seni tanıdım.
Çok ne? Kültürlü, çok güzel, içi dışı bir bir kadınsın. Zaten ekranda muhteşem görünüyorsun. Aynısın. Evde de seni keyifle izliyoruz, ailece izliyoruz. Ben içimi döktüm. Eski ekip arkadaşlarımdan gördüklerim vardı. Onlarla görüştüm. Dertleştim. Çok teşekkür ederim. Hiç söylemediğim bir şey kaldı mı ya? Var mı yani böyle? Hani şunu da söyleyeyim. İçinde, bak hani ilk soru vardı ya, içinde kalan bir şey var mı diye. İçinde ne kaldı? Burada kalan bir şey var mı içinde? Bak bana da bunu sormadın ya da bunu ben söyleyecektim, sen bana söyletmedin gibi. Yani var mı arkadaşlar? Var mı böyle petekliğin çöze sormak istediğiniz, merak ettiğiniz? Giyim kuşamla ilgili herhalde benim sormak... Benim bir tane var ama ben yayından sonra soracağım. Bu kadın haklarıyla ilgili bir şey soracağım. Burada olmaz. Şimdi kişilik davası, isim geçer. Evet. Gerçekten. Sen kapat. Ben şimdi kapanın da kendimi soracağım. Sen kapanmışsın.